tartışma vardı. Fakat yani pilavda da mesela ben anlayamadım. Kuru diyenler var, yağlı diyenler var. Hangisi? Benim için kuru. Benim kuru. Kuru. Senin için de evet. Kuru. Sen salatayı da beğenmedin. Yok hayır. Peki Uramcan'ı dinleyeyim yemekle ilgili. Ben bu arada Bahar Hanım patatesinin sabiden püre tuzsuz. Artık bilmiyorum siz patates püresi mi patates yatağı mı ama yatağı püre gibi doğru. Olmuş bu. Ya tam, patates yatağı seriyorsunuz yani o şekilde patates yatağı. Diyorum ki patates yatağında et sote. Doğru mu? Evet. Ben bunu diyorum ki nasıl bir halde getirecektiniz de o şey yatak olacaktı. Siz diyorsunuz ki ben püre istemedim. Yani püre diye yazmadım. Püre sadece mi? Yatak yazdım diyorsunuz. Nasıl yapmak istedin? Evet. Ya nasıl yatak kuşbaşı yapmak istedin? Evet. Kuşbaşı zaten. Patatesi. Ama kuşbaşı patatesi, patatesi diyoruz. Patatesi yatağı. İstiyorum ben. Ya püre mi yapmak ben istedim? Bir kısmı püre gibi, bir kısmı da böyle bir var. Evet. Aynen. Onu anlayamadık. Yani böyle bir şey kıvam olarak düşünmedim. Kararsız ama arada. Zamanınız yetmediği yani için belki orada böyle yalak şalap belki öyle bir şey olmuş hiç, olabilir. Hiç zamanla hiç şey yok. Bu ezmek şekilde yapıyorum ben. Eti nasıl buldun Hulamca? Etin pişmesi güzel. Et güzel pişmiş ama kuru. Kuru. İçerisi kuru. Bir de bunun tuzu iyi. Alttakinin tuzu yok. Dengesizleşmiş. Pilav? Pilav benim için yağsız ama lezzet olarak güzel. Evet, Alev sen söylemiş miydin? Söylemedim, söyleyeyim. Öyle. Salata zaten olmamış. Yani şehriyeler kuru, kendinden geçmiş içinde yeşillikler, can çekişiyor. Et desen kuru, patates püresi mi, patates yatağı mı onu zaten daha netleştiremedik. Ortada bir şey var. Tartışma. Aynen, tartışma var, bir yatak menüde? Var, bir yorgan menüde var. Menüde ne yazıyor? Menü? Bana bir menü söyler misin? Menüde ne yazıyor? Patates yatağında. Tamam. Evet. Daha püreye girmeyelim olur mu? Tamam, püre değil. Patates püre olayını kapatalım artık ya. Et soteniz olmamış. Pilavınız desen o da lezzeti iyi ama pilav gibi pilav değil. Ben beğenmedim. Hmm. Tane tane olan bir pilav, pilav gibi pilav değil. Beğenmedim. Damağıma yapışıyor, bir yağ... Damağımı i̇şte onu anlayamadım ben. Evet, damağımla her şeyi ben damağıma yapıyorum. Yapıştı, oradan lapa mı olmuş, evet, yağlı mı olmuş, orayı çözemedim sadece. Damağıma yapışmadı. Biraz önce et kuru dediniz, şimdi yağlı mı olmuş et karar veremedim. Dedim. Et kuru. Buna yağlı dedim zaten en başta. Evet, yağları dengeli. Yorumlar fazla karışık olunca siz karıştırıyorsunuz. Bakın bende çok yağlı. Et evet, yağ. Etin yağı. Etin benim de öyle. Dengeli dağıtmak derken yok, pişerken de, dağılıyor zaten. Ben onu da kenarda şey o kadar da, değil. Bende çok yağlı. Evet, yani, bende de çok yani, yağlı. Dağıtamamızla ne alakası pişerken ya. Dağılıyor işte kendi kendine. Ben siz özellikle şuna dağıtamadınız. Tatlın neydi Bahar'cığım? Tatlıya da bir şey oldu. İnanılmaz zor bir şeydi ben hatırlıyorum. Çok zordu. Bir saniye ne güldü bir dakika dursanıza. Unuttum. Ya unuttum evet. Neydi yani, tatlısı? Çıtır meyveli çıtır kadayıflı muhallebi. Evet. Meyveli çıtır kadayıflı muhallebi. Peki o zaman ona geçelim. Eline tamam. Sağlık. Teşekkür ediyoruz. Tamam. Bahar Hanım kendi yemeğini savunmak istedi ama doğru değildi. Yanlış bir yol izledi. Kendi olmamış yemeğini oldu dedi. Bence haksızdı. Yani bu menüyü seçen arkadaş zaten ben söylemiştim ilk röportajımda. Kolay bir menü seçmiş. Kendini göstermeye gelmiş demiştim. Ve gerçekten de bu dediğim sözüm sonuna kadar kanıtladı. Becerememiş. Yemeklerin hiçbiri olmamış. Gerçekten çok kötüydü. Patates yatağında et sote, kaşarlı, bademli bir de pilavı var. Vardı. Ben ona da anlam veremedim. Bu püre diyoruz, yok patates yatağında et sote diyor. O ne oluyor, nasıl bir şey oluyor? O zaman ya da jülyen de orasaydı patates yatağında ya da bir küp şeklini verseydi ya da yuvarlak şeklini verseydi. Bir tarafı püre, bir tarafında böyle böyle tök kalmış. Olmaz yani hem yağlıydı hem tuzsuzdu hem kuruydu. Eti pişmesi güzeldi ama yutulmazdı. Arpa şehriyeli salata arpa şehriye değildi bir kere. Arpa şehriye gerçekten ısrarla masada bunu söyledim herkese. Bu arpa şehriye mi? Yani arpa şehriye birçok aşamadan geçmiş ve gerçekten arpa şehriyelikten çıkmış. İçindeki soğanlar çok uzun, kısa böyle yani gerçekten çok özensiz doğranmış. Hani yapılmak için hani masaya koyayım eksik çıkmasın diye bizim önümüze getirdi. Komikti. Gerçekten masada bugün arpa şehriyeli salata komikti yani hiç hoş değildi. Patates yatağında kaşarlı et sote benim için et sote değildi. Söyledim orada da. Et sote benim için daha garnitürlü, sebzeli olur. Ve ben büyük doğranmış et sevmiyorum ne yazık ki. Daha küçük olmasını tercih ederim ama benim tercihim tabii ki. Doğrusu odur, değildir, tartışılır. Patates inanılmaz tuzsuzdu. Yani patates püresi yapmadığını iddia etti Bahar Hanım. Ama bir tatlandırmak da istiyordu açıkçası. Onu da yapmadı. Bence gerek görmedi. Hani ne yapsam yiyecekler veya şöyle kendini kandırmış aslında. Zaten puan vermeyecekleri kendini aldığı için
çok özenilmemiş bir menüydü yani. Hemen geliyorum. Getireyim mi, ister misin? Yok, teşekkür ederim. Tamam. Getirseydik belki mutfağı görürdük ya. Yok yok, teşekkür ederim. Sokmuyor mutfağını. Prensip meselesi Zahar. Gerçi topladım diyor ama. Sokmaması daha iyi yediğimiz yiyeceklerden anladık yani. Salatanın üst uç kısmı içinde. Mutfağına sokmayacak olan var mı başka aramızda? Benim mutfağıma kimse benim giremez. Benim herkes girebilir. Öyle benim mi? Benim de girebilir, evet. Ha, karşı olan yok. Ben yarış günü göreceğim sizi ama. O anki duruma göre karar vereceğim. Dur bakalım, gidişata mantıklı. Bir şey söyleyeceğim. Siz böyle diyorsunuz. Ben bu laflarınızı aldım. Sakın yarışmadan geldiğinizde vazgeçmeyin. Ben sizi sokmayacağım. Beni sokmadığınız için ben de sokmayacağım. Hayır, hayır, hayır. Ben ben sizi sokmayacağım. Bir şey özel mi alacaksınız? Ha tamam, zaten arkadaşların yorumu bana yeter. Hayır, hayır, öyle bir şey yok. Arkadaşların yorumu bana yeter arkadaşlar. İsteyenler soksun, ben sizi sokmayacağım. Ben de sokmuyorum. Siz beni nasıl ittiyseniz ben de size aynı şekilde. Yani ben sokmak istemiyorum. Ama Bahar'ı. Evet. Diğer yarışmacılar? Buyursunlar gelsinler. Bahar Hanım bilemez. Tamam, zaten girmeyeyim. Zaten basit basit menüler yapacaksınız. O yüzden almanız normal. Basit yapacağım. Tabii ki canım, bu tabakları görünce biz... Göreceğiz. Tabii ki, tabii ki. Sizinkinden basit daha beni olacağını düşünüyorum. Ben de hiç böyle konuştuğunuz arkasını duramayacağınızı düşünmüyorum. Valla kimse büyük konuşmasın ha. Olabilir yani, öyle herkes atıyor tutuyor, sonra bir bakıyoruz ne bir savuğu haşlayıp getiriyor. Kaza olabilir yani, kaza, bir Allah korusun aksilikler olabilir. Tabii ki olabilir. Tabii yani, ki hepimiz onu açıyoruz. Ama sizinkine şimşek çakmış menünün başına. Şimşek mi çakmış? Aa, hepsinin başında bir şimşek şey var. Yıldırım düşmüş. Bayağı bir şiddete meyillisin. Değişik şimdi değişik şeyler. Mi? Şiddete mi meyilli? Şiddete mi? Ya her şey şimşek çakmış ne ya Allah aşkına ya. Yemeğe şimşek mi çakar ya? Saçma sapan şiddete işler konuşuyor. Mantıklı yorumlar yapın. Ben doğal de mantıklı cevaplar veriyorum. Sevdik doğal afetler. Biraz daha seçerek konuşalım madem. Herhalde ya, döveceksiniz Bahar Hanım. Ne dövmesi, estağfurullah, ama saçma. Öyle diyorsunuz, şiddete meyillisiniz demek bu sizin. Ya konuşmalarınız yani böyle dayak yemiş insanlara değilir. Dayak yemiş mi? Şimşek çakmış diyorsunuz ya, saçma sapan. Şiddet diye nitelendirmek yanlış oldu da, sert yorumları olabilir veya benzetmeleri de, ama sert de değil pek şimşek. Sert değil. Neler duyduk burada. Ay neler yani duyduk. Yani şimşek o kadar da sert bir sert değil, şey. Ciddi alınabilecek yorumlar yapın lütfen ya. Siz de ciddi yemekleri yapsaydınız. Biz yapıyoruz ama siz de ciddi yorumları yapsaydınız. Şimdi sizin damak tadınıza göre ben hareket edemem. Benim damak tadıma çok uygun. Size uygun olabilir ama bana uygun değil. Ne yapacağım? Demek benim emeğime karşı çok uygun yani. O zaman Bahar benim gününde geldiğinizde de ben de derim ki bana uygun. Size uygun olmasa da bana uygun olacak. Tamam. Ben doğru yaptığıma inanıyorum. Şimdi siz zaten beğenmemek üzerine geliyorsunuz. Anladınız mı? Öyle şey olur mu? Hata öyle düşünüyorsunuz. Şey gerçekten. Ya seni tanımıyorlar. Niye öyle bir ön yargı? İyi de şimdi Zuhal Hanım rakip mantıklı yorumlar yapmıyorlar. Tabii rakibim sonuçta. İster istemez övemez ya. Valla Bahar Hanım, ben sana rakip görmüyorum. Bu kadar özgüvenin altında biz de bir sonuç bekliyoruz açıkçası yani. Hani. Ben sonucumu verdiğime inanıyorum yani. Şimdi tabii yarışmacısınız. Herkes birbirine rakip. O konuda doğru. Ama şimdi özellikle mesela ilk gün beğenmemek üzerine gelmişsiniz. Tabii ki beğendim demeyecekler diyorsun ama o zaman bütün hafta çok işimiz var. Kimse kimsenin bir şeyini beğenmeyecek o zaman. Bahar Hanım, siz olmamış bir şeyi kabul etmiyorsunuz. Sizin öyle bir probleminiz siz, nasıl kendi düşüncenizi, ben kendi düşünceme göre de işte olmuş. O zaman gayet de güzel size, olmuş ama size bakın, çiğ yemek yapmak lazım. Ama yemeklerinizi savunun. Mesela biri yorum yapıyor, aynı yorumları aynı kendi aranızda döndürüyorsunuz. Farklı ama hiçbir yorum yok. Aynı, çünkü hepimiz aynı karar. Aynı yemeği ama şimdi şöyle, için. Sonradan da siz baharatlı olmuş. En olmayan salataya bile, en olmayan salataya bile siz bu olmuş, bu böyle yapılır. Kuru diyorsunuz, yağlı diyorsunuz. Ben çözemedim, mantığı çözemedim. Lütfen, Bahar Hanım lütfen. İçli köfte parmağım kalınlıkta olmuş dedi. Şehriye salata söylesem. Kabul etseydi yani. Ben derdim ki tamam oldu bir bu. Bir tek şeyi kabul etti. Bir şey çıkardınız siz, sapı geldi. Artık onunla gözle görülür bir şey onu de kabul etti sadece. Yani. Başka hiçbir şey kabul etmedi yani. Benim anladığım kadarıyla şu ana kadar kimse bir şeyi tam olarak beğenmedi değil mi? Öyle. Oh. Eyvah. Yani et sote güzel oldu dediniz biraz önce. Kim dedi onu? Güzel olarak söylenmedi herhalde. Şey, kim beğendi? Kuruluğunu söyledi. Pişmiş. Ben zaten sote olarak almadım. Sote hiç değil benim. Tamam, pişmesi güzel. Lezzetini beğendiniz mi? Yumuşak kuru mıydı? Bununla alakalı hiç yorum duymuyorum sizi. Yapılıyor ya. Söyledik ya, yumuşak dedik. Tamam. E demek ki pişmiş. Et pişmesiyle ama lezzetsiz olmuş. Lezzetsiz olması. Kuru. Lezzetsiz. Evet. Yani, kuru ve lezzetsiz. Susuz yutulmuyor.